Merhaba değerli dostlarım, 19. mektubun 2. bölümünü seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 5. nükteli işaret. Gayba dair hadislerin birkaç örneğini söyleyeceğiz. Birincisi Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam, minberde sahabe-i cemaati içinde şöyle ferman ettiği, sahih nakille ve tevatür derecesinde bir kesinlikle bize ulaşmış. Şüphesiz benim bu torunum seyittir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanlardan iki büyük fırkanın arasını bulacaktır. Buhari sur 9 no'lu hadisi şerif. İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hazreti Hasan radıyallahu an Hazreti Muaviye ile barışıp en şerefli en büyük ceddinin gayba dair mucizesini tasdik etmiştir. 2. sayrı rivayetle Resulekine Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'ye demiştir ki Biatimi bozanlarla, hak ve adaletten sapanlarla ve dinden çıkanlarla savaşacaksın. El Hakim Müstederek. Böylece hem Cemel Vakası'nı hem Sıffin Savaşı'nı hem de hariciler hadisesini haber vermiş. Yine Hz. Ali'ye radıyallahu Hz. Zübeyir ile birbirlerine muhabbet besledikleri bir zaman şöyle buyurmuş. Bu sana karşı savaşacak fakat haksızdır. Hem Pak zevcelerine demiş ki İçinizden biri mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çokları katledilecek. 30 sene sonra Hazret Ali'nin Hazret Ayşe'ye, Hazret Übeyr ve Hazret Talha'ya karşı cemel vakasında, Muaviye'ye karşı Sıffin'de ve Haricilere karşı Harura ile Nehravan'da savaşması şu sahih ve kesin hadislerin, gayba dair haberlerin fiilen bir tasdikidir. Yine Hz. Ali'ye, senin sakalını senin başının kanıyla ıslatacak bir adam buyurarak birine haber vermiş, Hz. Ali o adamı tanırmış, o Abdurrahman ibni Mülcemül haricidir. Hem haricilerin içinde Züs Südeyye denilen bir adamı, alameti olan garip bir nişanla haber vermiştir, haricilerden öldürülenler içinde o adam bulunmuş, Hazret Ali onu haklı olduğuna delil göstermiş ve peygamber mucizesini ilan etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme'nin ve daha başkalarının sahih rivayetleriyle şöyle haber vermiş. Hüseyin Taf'da yani Kerbela'da katledilecektir. 50 sene sonra o ciğer dağlayan hadise aynen meydana gelmiş. Gayba ait bu haberi doğrulamış. Hem Resul-i Ekrem tekrar tekrar bildirmiş ki Ali Bey'in benden sonra katle belaya ve sürgüne maruz kalacak ve bunu bir derece izah etmiş aynen dediği gibi çıkmıştır. Bu makamda mühim bir soru. Deniliyor ki Hazreti Ali halifeliğe o derece layık olduğu halde resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yakınlığına, harikulade cesaretine ve ilmine rağmen neden hilafet makamına önce o geçirilmedi ve neden onun halifeliği zamanında İslam alemi çok karışıklığa maruz kaldı? El cevap Ali Beyt'ten bir kutbu azam şöyle der. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'nin radıyallahu anh halife olmasını arzu etmiş fakat gayıptan ona Cenab-ı Hakk'ın muradının başka olduğu bildirilmiş. O da arzusunu bırakıp Allah'ın dileğine boyun eğmiş. Cenab-ı Hakk'ın muradının hikmetlerinden biri şu olmalıdır. Resul-i Ekrem'in ahirete göç etmesinden sonra eğer Hazreti Ali başa geçseydi, onun halifeliği zamanında meydana gelen hadiselerin şehadetiyle ve tavizsiz, korkusuz tam bir zühdle kahramanca, kimseye muhtaç olmayan tavrı ve aleme şöhret salmış yiğitliği itibariyle sahabenin ittifak ve birliğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanda pek çok insanda ve kabilede rekabet damarını harekete geçirip ayrılığa sebep olması kuvvetle muhtemeldi. Hz. Ali'nin halifeliğe daha sonra geçmesinin bir sırrı da şudur. Çok farklı kavimlerin birbirine karışmasıyla Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam haber verdiği gibi sonradan ortaya çıkan 73 fırkanın fikirlerinin esaslarını taşıyan ve kavimler içinde fitneye yol açan hadiselerin meydana geldiği zamanda da Hz. Ali gibi harikulade bir cesaret ve firaset sahibi Haşim'i ve Ali Beyt'ten kuvvetli hürmet gören bir zat lazımdı ki dayanabilsin. Evet dayandı. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam ben Kur'an'ın ayet ayet indirilip tebliğ edilmesi uğrunda savaştım sen de manasının doğru yorumlanması için savaşacaksın buyurarak haber verdiği gibi. Hem Hz. Ali olmasaydı dünya saltanatının Emevi hükümdarlarını tamamen yoldan çıkarması muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hz. Ali'yi ve Ali Beyt'i gördüklerinden onlara karşı dengeli, ölçülü olmak ve Müslümanların gözünde mevkilerini muhafaza etmek için Emevi devlet reislerinin hepsi ister istemez kendileri olmasa da herhalde teşvik ve uygun görmeleriyle onlara tabi olanlar ve taraftarları bütün kuvvetleriyle İslam ve iman hakikatlerini, Kur'an'ın hükümlerini korumaya ve yaymaya çalıştılar. Hakikati araştırıp delilleriyle bilen yüz binlerce müştehit, kamil hadis alimi, evliya ve asfiya yetiştirdiler. Eğer karşılarında Ali Beyt'in çok kuvvetli velayeti, dini hayata tatbiki ve fazileti olmasaydı, Abbasilerin ve kendi devletlerinin son devirlerindeki gibi tamamen çığırlarından çıkmaları muhtemeldi. Eğer denilirse ki neden halifelik Resul-i Ekrem'in ali beytinde devamlı kalmadı? Halbuki buna en layık olan, halifeliği en çok hak eden onlardı. El cevap. Dünya saltanatı aldatıcıdır. Ali Beyt ise İslam hakikatlerini ve Kur'an'ın hükümlerini muhafaza etmekle vazifeliydi. Halifelik ve saltanat makamına geçen ya peygamber gibi masum olmalı ya da Raşid halifeler Ömer İbni Abdülaziz'i, Emevi ve Mehdi Abbasi gibi kalben dünyayla alakasını kesmeli. Harikulade bir zühte sahip bulunmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da Ali Beyt namına kurulan Fatimi Devleti'nin hilafeti, Afrika'da Muvahhid'in hükümeti ve İran'da Safeviler göstermiştir ki, dünya saltanatı Ali Beyt'e yaramaz. Asıl vazifeleri olan dini korumayı ve İslamiyet'e hizmeti onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman, İslamiyet'e ve Kur'an'a parlak ve yüksek bir surette hizmet etmişlerdir. İşte bak Hz. Hasan'ın neslinden gelen kutup zatlar bilhassa dört büyük kutup ve bilhassa Gavs-ı Azam Şeyh Abdülkadir-i Geylani hem Hz. Hüseyin'in neslinden gelen imamlar bilhassa Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık her biri manevi birer Mehdi hükmüne geçmiş manevi zulmü ve karanlığı dağıtıp Kur'an nurlarını ve iman hakikatlerini yaymış en şerefli cedlerinin birer varisi olduklarını göstermişlerdir. Eğer denilse nurani saadet asırında mübarek Müslümanların başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve rahmet yönü nedir? Çünkü onlar kahrı hak etmemişti. El cevap nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına bütün bitki türlerinin tohumların ağaçların kabiliyetlerini harekete geçirir geliştirir. Onların her biri kendine has çiçekler açar, yaratılışının gereği olan birer vazifeyi yerine getirir. Aynı şekilde sahabe ve tabiinin başına gelen fitne de çekirdekler hükmündeki ayrı ayrı çeşitli kabiliyetleri harekete geçirip kamçıladı. İslamiyet tehlikede, yangın var diye her cemaati korkuttu, İslamiyeti muhafaza etmeye koşturdu. Her biri kendi kabiliyetine göre İslam camiasının çok sayıdaki ve çeşitli vazifelerinden birini omuzuna aldı, tam bir ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin korunmasına, bir kısmı dinin hükümlerinin, bir kısmı iman hakikatlerinin, bir kısmı da Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve bunun gibi her bir topluluk bir hizmeti üstlendi. İslamiyet vazifesinde hummalı bir şekilde gayret gösterdiler. Türlü renklerde çok çiçek açtı. O fırtına ile pek geniş olan İslam aleminin her tarafına tohumlar atıldı. Dünyanın yarısını gül bahçesine çevirdi fakat maalesef o güllerin ve o gül bahçesinin içinde bidatçı zümrelerin dikenleri de çıktı. Adeta Cenab-ı Hakk'ın kudret eli o asrı celalle çalkalandı. Şiddetle hareket ettirip çevirdi. Himmet sahiplerini gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten kaynaklanan bir merkez kaç kuvvetiyle pek çok münevver müştehidi, nurani hadis alimini, kutsi hafızları, asfiyayı, kutup zatları İslam aleminin her tarafına uçurdu hicret ettirdi. Doğudan batıya kadar Müslümanları heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade etmeleri için gözlerini açtırdı. Şimdi sadede geliyoruz. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam gayba dair haber verdiği gibi gerçekleşen hadiseler binlercedir. Pek çoktur. Biz yalnız birkaç küçük misaline işaret edeceğiz. İşte başta Buhari ve Müslim sahihliği ile meşhur kütüb-i hadisiye sahipleri aktaracağımız haberlerin çoğunda ittifak ederler. Bu haberlerin büyük kısmı manen tevatür derecesindedir. Bir kısmı da hakikati araştırıp delilleriyle bilen alimlerin sahihliklerinde birleşmesiyle tevatür derecesine ulaşmış gibi kesindir denebilir. resul Ekrem kesin ve sahih rivayetle ashabına şöyle haber vermiş. Siz bütün düşmanlarınıza üstün geleceksiniz. Hem Mekke'yi hem Hayber'i hem Şam'ı hem Irak'ı hem İran'ı hem de Mescid-i Aksa'yı fethetmeye muvaffak olacaksınız. O zamanın en büyük devletleri hakkında İran ve Rum padişahlarının hazinelerini aranızda bölüştüreceksiniz buyurmuş. Tahminim böyle veya zannederim dememiş. Görür gibi kesin haber vermiş ve haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki bunları söylediği sırada hicrete mecbur olmuştu. Sahabeleri azdı. Medine'nin etrafı ve bütün dünya ona düşmandı. Yine kesin ve sahih nakille çok defa Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisinden sonraya kalacaklarını, halife olacaklarını ve mükemmel bir surette Allah'ın rızası ve peygamberin arzusu dairesinde hareket edeceklerini bildirmiş. Hazreti Ebu Bekir'in az, Hazreti Ömer'in ise çok yaşayıp pek çok fetih yapacağını haber vermiş. Hem buyurmuş ki, yeryüzü doğudan batıya kadar ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk elde etmemiştir. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem kesin ve sahih nakille Bedir Savaşı'ndan önce Kureşli müşriklerin reislerinin her birinin nerede katledileceğini göstermiş ve buyurmuş ki Übey İbni Halefi ben kendi elimle öldüreceğim haber verdiği gibi çıkmış. Yine kesin ve sahih bir rivayetle bir aylık mesafede Şam civarında Mute adlı mevkideki meşhur savaşta çarpışan sahabilerini görür gibi ferman etmiş. 2-3 hafta sonra Yağla İbni Münye savaş meydanından gelmiş. O daha söylemeden Dost doğru sözlü Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam savaşın teferruatı ile anlatmış. Yara dediğin gibi aynen öyle oldu diye yemin etmiş. Hem kesin ve sahih nakille Resul Ekrem buyurmuş ki Hazreti Hasan'ın 6 ay hilafetiyle Cihar Yarı Güzü'nün 4 seçkin dost olan Raşid halifelerin hilafet zamanlarını ve onlardan sonra idarenin saltanat şekline gireceğini ardından o saltanatın zorbalığa galip gelip dayanacağını ve ümmetin içinde bozgunculuğun baş göstereceğini haber vermiş söylediği gibi çıkmış hem kesin ve sahih nakille şöyle ferman etmiş. Osman Kur'an okurken öldürülecek, Allah Osman'a hilafet gömleği giydirecek. Halbuki fitne güruhu o hilafet gömleğini çıkarmaya, onu hilafetten indirmeye çalışacak. Bu sözlerle Hz. Osman'ın halife olacağını, azlinin isteneceğini ve mazlum bir şekilde Kur'an okurken katledileceğini haber vermiş, haber verdiği gibi de çıkmış. Yine kesin ve sahih rivayetle hacamatla mübarek kanını aldırıp Abdullah İbn Zübeyr bereket vesilesi olarak şerbet gibi içtiği zaman buyurmuş Birçok insanın senden senin de bazı insanlardan çekeceğiniz var buyurmuş harika cesaretiyle ümmetin başına geçeceğini müthiş hücumlara maruz kalacağını ve onların onun yüzünden dehşetli hadiseler yaşayacağını haber vermiş söylediği gibi olmuş Abdullah İbn Zübeyr Emeviler zamanında Mekke'de halifelik ilan ederek kahramanca çok çarpıştı. Nihayet o şanlı kahraman Haccacı Zalim büyük bir orduyla üzerine saldırınca şiddetli çarpışmalardan sonra şehit edildi. Hem kesin ve sahih nakille Emevi Devleti'nin ortaya çıkışını, padişahlarının çoğunun zalim olacağını, içlerinde Yezid ve Velid bulunacağını ve Hz. Muaviye'nin ümmetin başına geçeceğini haber vermiş. İzda melekte mescih fermanıyla yumuşaklığı, hoşgörüyü ve adaleti tavsiye etmiş ve Emevilerden sonra Abbasi Devleti'nin kurulacağını ve varlığını uzun müddet devam ettireceğini bildirmiş, söylediği gibi çıkmış. Yine kesin ve sahih rivayetle buyurmuş ki Cengiz ve Hulagu'nun dehşetli fitneleri ve Arap Abbasi Devleti'ni mahvedeceklerini haber vermiş, haber verdiği gibi gerçekleşmiş. Hem kesin ve sahih nakille Saad İbni Bivakas gayet ağır hastayken ona şöyle demiş. İleride büyük bir kumandan olacağını, çok fetih yapacağını, zafer kazanacağını, pek çok millet ve kavim ondan fayda göreceğini, yani onun sayesinde İslam'a gireceklerini, çoklarının zarar göreceğini, devletlerinin onun eliyle yıkılacağını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hazreti Saad İslam ordusunun başına geçti, İran devletini yerle bir etti, birçok kavmin İslam dairesine girmesine, hidayete ermesine vesile oldu.'' Hep kesin ve sahih rivayetle resul Ekrem imana giren Habeş Meliki Necaşi hicretin 7. senesinde vefat ettiği gün bunu asabına bildirmiş hatta cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra Necaşi'nin aynı gün vefat ettiğine dair haber gelmiş. Yine kesin ve sahih nakille dört seçkin dostu olan Raşid halifelerle beraber Uhud veya Hira dağındayken dağ titremiş, sarsılmış resul Ekrem daha buyurmuş ki Usbut fe inne ma aleyke ve ve şehidane Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin şehit olacaklarını haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Şimdi ey bahtsız, kalpsiz, biçare adam Muhammed-i Arabi akıllı bir adamdı deyip o hakikat güneşine karşı gözünü yuman zavallı insan. 15 çeşit külli mucizesinden sadece bir bölümü olan gayba dair haberlerin 15 belki yüz kısmından birini işittin. Manevi tevatür derecesinde kesin olan bir kısmını duydun. Gayba dair şu haberlerin yüzde birini akıl gözüyle gören bir zata ferasetiyle geleceği keşfettiği için büyük dahi denir. Bundan dolayı haydi senin gibi dahi desek en büyük yüz dahinin derecesinde kutsi bir dehaya sahip bir adam yanlış görür mü? Yanlış haber vermeye tenezzül eder mi? Böyle yüz derece büyük bir dehaya sahip bir zatın iki cihan saadetine dair sözlerini dinlememek elbette yüz derece divaneliğin alametidir. Altıncı nükteli işaret Kesin ve sahih nakille resul Ekrem Hz. Fatıma'ya radıyallahu anh'a buyurmuş Ente evvelu ehli beyti luhukan bi Yani Ali beytimden herkesten önce vefat edip bana kavuşacaksın. 6 ay sonra aynen haber verdiği gibi gerçekleşmiş. Hem Ebu Zer'e Eba yemşi vahdehu ve yemutu vahdehu ve vahdeh. diye ferman etmiş Medine'den sürgün edilip hayatını yalnız geçireceğini bir çölde tek başına vefat edeceğini haber vermiş 20 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Bir gün Enes İbni Malik'in halası Ümmü Haram'ın evinde uykudan kalkmış tebessüm edip buyurmuş ki Re'eytu ümmeti yagzune fil bahri kel muluki alal esirreti. Ümmü Haram varmış. Dua ediniz ben de onlarla beraber olayım. resul Ekrem beraber olacaksın diye ferman etmiş. 40 sene sonra Ümmü Haram kocası Ubadi İbni Samit ile beraber Kıbrıs'ın fethine gitmiş. Kıbrıs'ta vefat etmiş. Mezarı ziyaret yeri olmuş. Hz. Peygamber'in verdiği haber aynen gerçekleşmiş. Hem kesin ve sahih nakille ferman etmiş ki Sakif kabilesinden biri peygamberlik dava edecek, bir de kan döken zalim ortaya çıkacak. Böyle diyerek peygamberlik dava eden meşhur muhtarı ve 100 bin insan öldüren haccac zalimi haber vermiş. Yine kesin ve sahih rivayetle İstanbul'un Müslümanlar eliyle fethedileceğini ve Hz. Fatih Sultan Mehmet'in yüksek bir mertebeye sahip olduğunu bildirmiş, haber verdiği gibi gerçekleşmiş. Hem kesin ve sahih nakille buyurmuş ki, İnne deyne levkane kane bis sereyya lena lehu ricalun min ebnai farise. Başta Ebu Hanife olmak üzere İran'ı yetiştirdiği benzersiz alimlere ve evliyaya işaret ederek onlara haber vermiş. Hem alimu kureyşin yemle'u al erdi ilmen deyip İmam Şafi'ye işaret etmiş, kesin ve sahih nakille buyurmuş ki, ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını ve onların içinde kurtuluşa erecek kamil topluluğun ehli sünnet ve cemaat olduğunu bildirmiş. Yine ferman etmiş ki birçok kola ayrılan ve kaderi inkar eden kaderiye mezhebine haber vermiş, hem birçok şubeye bölünen rafizilere işaret etmiş. Hem kesin ve sahih rivayetle İmam Ali'ye radıyallahu anh demiş ki, Hz. İsa aleyhisselam gibi senin hakkında iki kısım insan mahvolur. Biri sevgide, diğeri düşmanlıkta aşırıya gitmekle Hristiyanlar sevgilerinde meşhur sınırı aşarak Hz. İsa'ya haşa Allah'ın oğlu dediler. Yahudilerse düşmanlıklarından hadlerini çok aştılar. Hz. İsa'nın peygamberliğini ve faziletini inkar ettiler. Senin hakkında da bir kısım insanlar meşhur sınırı aşacak, sevgisinden elaka gidecektir. Hem lehum nebezun yukalu lehumur rafide demiş bir kısmı sana düşmanlıkta çok ileri gidecek Manasını bildirmiş onlar, hariciler ve emevilerin aşırıya giden bir kısım taraftarlarıdır ki kendilerine nasip edenir. Soru, Ali Beyt'i sevmeyi Kur'an ediyor ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam çok teşvik etmiş. O sevgi Şiiler için belki bir özür sayılır. Çünkü aşıklar bir derece kendinden geçmiş olur. Niçin Şiiler, bilhassa Rafiziler, o sevgiden istifade etmiyorlar? Belki Resul-i Ekrem'in işaretiyle o aşırı muhabbete mahkumdurlar. El cevap. Muhabbet iki kısımdır. Birincisi manay harfiyle yani Hazreti Ali'yi, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i Ali Beyti Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hesabına Cenab-ı Hak namına sevmektir. Bu sevgi Resulü Ekrem'e Aleyhisselatü Vesselam muhabbeti artırır. Cenab-ı Hakk'ı sevmeye vesile olur. Meşrudur. Aşırısı zarar vermez. Haddi aşmaz. Başkalarını kınamaya ve onlara düşmanlığı gerektirmez. İkincisi, Manay ismiyle sevmektir. Yani insan onları bizzat kendileri için Hazreti Peygamberi aleyhissalatü vesselam düşünmeden sever. Hazreti Ali'nin kahramanlıklarını ve kusursuz vasıflarını, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp onlara muhabbet besler. Hatta Allah'ı bilmese de peygamberi tanımasa da onlar yine sever. Bu sevgi Resul-i Ekrem vesselam ve Cenab-ı Hakk'a muhabbete vesile olmaz. Hem aşırıya giderse başkalarını kınamayı ve onlara düşmanlığı gerektirir. İşte resul Ekrem'in işaretiyle Şiiler Hz. Ali'ye fazla muhabbetlerinin neticesinde Hz. Ebu Bekir Sıddık ve Hz. Ömer'den uzaklaştıkları için zarara düşmüşler. O menfi muhabbet zarar ve ziyan sebebidir. Kesin ve sahih nakille resul Ekrem ferman etmiş ki ne zaman size Fars ve Rum kızları hizmet ederse o zaman bela ve fitne içinize girecek birbirinizle savaşacaksınız. Şerrileriniz başa geçip hayırlılara ve iyilerinize musallat olacak. 30 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem kesin ve sahih rivayetle şöyle buyurmuş. Hayber Kalesi'nin Fethi Ali'nin eliyle olacak. Hiç umulmadık bir şekilde kuşatmanın ikinci günü bir peygamber mucizesi olarak Hazreti Ali Hayber Kalesi'nin kapısını çekip kalkan gibi kullanarak fethe muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış. Sekiz kuvvetli adam onu yerden kaldıramamış. Bir rivayette kırk adam kaldıramamış. Hem ferman etmiş ki Sıffin'de Hazreti Ali ile Muaviye'nin savaşacağını haber vermiş. Yine ferman etmiş ki asi, zalim bir topluluk Ammar'ı katledecek. Ammar Sıffin savaşında katledildi. Hazreti Ali bunu Muaviye taraftarlarının asi olduklarına delil gösterdi. Fakat Muaviye tevil etti. Amr'ül İbn'ül As dedi ki asiler yalnız onun katilleridir hepimiz değiliz. Hem resul Ekrem buyurmuş, Hazreti Ömer sağ kaldıkça içinize fitne çıkmaz, aynen öyle de olmuş. Süheyl İbni Amr imana girmeden esir düşmüş. Hazreti Ömer Resul-i Ekrem'e aleyhissalatü vesselam demiş ki, izin ver şunun dişlerini sökeyim. Çünkü o güzel akıcı lisanıyla Kureyşli kafirleri bize karşı savaşmaya teşvik ediyordu. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle ferman etmiş, ve asa en yekume mekamen yesurruke ya Ömer. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in ayrıca yolculuğu esnasındaki dehşet verici ve dayanılmaz hadisede Hazreti Ebu Bekir Sıddık nasıl ki Medine-i Münevvere tam bir metanetle herkese teselli verip mühim bir hutbeyle sahabileri sakinleştirmiş. Aynı şekilde Süheyl de o sırada Mekke-i Mükerreme'de tıpkı Ebu Bekir Sıddık gibi sahabeye teselli verip onları sakinleştirerek malum güzel ve akıcı lisanıyla Hazreti Ebu Bekir'in hutbesinin mealinde bir konuşma yapmış. Hatta iki hutbenin kelimeleri birbirine benzer. Yine Resul Ekrem Surakaya buyurmuş. Kisra'nın iki bileziğini takacaksın. Hazreti Ömer zamanında Kisra mahvedildi. Zinetleri ve şahane bilezikleri geldi. Hazreti Ömer Surakaya taktı. Elhamdülillah dedi. Hazret Peygamberin haberini tasdik ettirdi. Hem Resul Ekrem ferman etmiş ki İranların Kisrası gittikten sonra bir daha Kisra çıkmayacak. Söylediği gibi oldu. Yine Kisra elçisine demiş ki, şimdi Kisra'nın oğlu Şireveyh Perviz Kisra'yı öldürdü. O elçi araştırmış, aynı vakitte öyle olduğunu öğrenmiş. O da İslam'a girmiş. Bazı rivayetlerde o elçinin adı Firuz'dur. Hem kesin ve sayın hakille resul Ekrem Hatıp İbni Ebi Belta'nın Kureş'e gizlice gönderdiği mektubu haber vermiş. Hazreti Ali ile miktadı gönderip filan mevkide bir şahsı şöyle bir mektup var alınız getiriniz demiş. Gitmişler aynı yerden o mektubu getirmişler. Resul-i Ekrem huzuruna çağırıp neden yaptın demiş o da özür beyan etmiş. Hazreti Peygamber de özrünü kabul buyurmuş. Hem sahih rivayetle Utbe İbni Ebi Leheb hakkında ye kelbullah diyerek onun feci sonunu haber vermiş. Sonra Yemen tarafına giderken bir aslan Utbe'yi yemiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hem bedduasını hem de haberini tasdik etmiş. Yine sahih nakille Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Bilal Habeşi Kabe'nin damına çıkıp ezan okumuş, Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Sufyan, Attab İbni Esid ve Haris İbni Hişam oturmuş, konuşuyorlarmış. Attab şöyle demiş, ne mutlu babam Esid'e ki bu görmedi. Haris demiş ki, Muhammed müezzin yapacak bu siyah kargadan başka adam bulamadı mı? Hazreti Bilal Habeşi ile ara etmiş, Ebu Sufyan ise ben korkarım bir şey demeyeceğim Kimse olmasa da şu bathanın taşlar ona haber verir. O bilir demiş. Hakikaten biraz sonra resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onlara rast gelmiş. Konuştuklarını harfiyen söylemiş. O vakit atta bile haris şehadet getirip Müslüman olmuşlar. İşte ey zavallı inkarcı Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam tanımayan kalpsiz adam. Bak Kureyş'in büyüklerinden iki inatçı Resul-i Ekrem'in gayb aleminden bir tek haberiyle imana geldiler kalbin ne kadar bozulmuş ki bu gaybi haber gibi manevi tevatür derecesindeki binlerce mucizeyi istiyor yine de tam ikna olmuyorsun. Her neyse asıl konuya dönüyoruz. Yine sahih nakille Bedir Savaşı'nda Müslüman olmayan Hz. Abbas sahabilerin eline esir düştüğü vakit kurtuluş fidyesi istenmiş o da demiş ki param yok. Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş hanımın Ümmü Fadıl'ın yanında şu kadar parayı filan yere bırakmışsın. Hazreti Abbas tasdik edip ikimizden başka kimsenin bilmediği bir sırdı demiş. O vakit tam imanı kazanıp Müslüman olmuş. Hem kesin ve sahih nakille zararlı bir sihirbaz olan Lebit bin Asam adlı Yahudi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sıkıntı vermek için acayip ve tesirli bir sihir yapmış, bir tarağa saç telleri sarmış, üstüne sihir yapıp onu bir kuyuya atmış, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye ve sahabelere buyurmuş ki, gidiniz filan kuyudan bu çeşit sihir aletlerini bulup getiriniz. Gitmiş, aynen bulup getirmişler. Her bir saç deli açıldıkça Resul-i Ekrem'in de Aleyhisselatü vesselam rahatsızlığı hafiflemiş. Hem Sahin Akille, Ebu Hureyre ve Ebu Hüzeyfe gibi mühim zatların bulunduğu bir mecliste, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam birisinin dinden çıkacağını, müthiş akıbetini haber vermiş. Ebu Hureyre şöyle diyor, o topluluktan ben ve bir adam ikimiz kaldık. Ben korktum sonra öteki adam Yemame Savaşı'nda Müseyleme'nin tarafında bulunup dinden dönmüş biri olarak katledildi. Resul-i Ekrem'in verdiği haberin hakikati ortaya çıkmış. Yine sahih rivayetle Umeyr ve Safvan Müslüman olmadan önce mühim bir mal karşılığında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın katline karar vermişler. Umeyr Hazreti Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam öldürmeye niyet ederek Medine'ye gelmiş resul Ekrem Umeyr'i görmüş yanına çağırıp demiş ki Safvan ile maceranız budur. Elini Umeyr'in göğsüne koymuş. Umeyr evet demiş Müslüman olmuş. Daha bunlar gibi gayba dair sahih olarak nakledilen pek çok hadise vuku bulmuştur. Bunlar sahih hadis kitapları olan meşhur kütübü sitede zikredilmiş ve senetleriyle bildirilmiştir. Bu risalede anlatılan hadiselerin çoğu manevi tevatür hükmünde kesindir, şüphesizdir başta Buhari ve Müslim olmak üzere ki Kur'an'dan sonra en sahih kitaplar olduklarını hakikati araştırıp delilleriyle bilen zatlar kabul etmiştir. Sahih-i Tirmizi, Nesai ve Ebu Davud, Müstedrekül Hakim, müsned Ahmet İbni Hanbel, delail Beyhaki gibi kitaplarda rivayet silsileleriyle beyan edilmiştir. Şimdi ey sersem inkarcı, Muhammed-i Arap Aleyhisselatü Vesselam, akıllı bir adamdı deyip geçme. Çünkü şu gaybi hadiselere dair resul Ekrem'in aleyhissalatü vesselam doğru haberleri hakkında iki ışıktan başka yol yok. Ya şöyle diyeceksin, o kutsi azatta öyle keskin bir nazar ve engin bir deha var ki geçmişi ve geleceği bütün dünyayı görür, bilir. Alemin her tarafını doğuyu ve batıyı seyreden bir gözü, geçmiş gelecek bütün zamanlar keşfeden bir dehası vardır. Bu hususiyet ise insanda olamaz olsa da alemin خالiki tarafından verilmiş harika bir hediye, bir ihsan olabilir. Bu da tek başına büyük bir mucizedir. Ya da şuna inanacaksın. O mübarek zat öyle bir zatın memuru ve elçisidir ki her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Bütün kainat, her çeşit varlık ve bütün zamanlar emri altındadır. Yüce defterinde her şey yazılıdır. İstediği zaman memuruna bildirir, gösterir. Demek ki Muhammed Aleyhisselatü vesselam Üstad ezelisinden ders alır, öyle ders verir. Evet, Resul-i Ekrem yine sahih rivayetle Hazreti Halid'i savaş için Dumetül Cendel ilinin reisi olan Ukeydir'e gönderdiği zaman buyurmuş ki, onu yaban öküzü avında bulacağını, Ukeydir'in kavgasız esir alınacağını haber vermiş, Hazreti Halid gitmiş, aynen öyle bulmuş, esir edip getirmiş. Hem sahih nakille Kureyşlilerin Haşimoğulları aleyhinde yazdıkları, ve Kabe'nin çatısına astıkları sayfa hakkında demiş ki, Kurtlar yazılarınızı yemiş, Yalnız sayfadaki Allah'ın isimlerine ilişmemiş, Sonra o sayfaya bakmışlar, Aynen öyle olduğunu görmüşler. Hem Sahih Akille Mescid-i Aksa'nın fethinde, Büyük bir veba salgını çıkacak buyurmuş, Hazreti Ömer zamanında Mescid-i Aksa fethedildi, Ve öyle bir veba salgını oldu ki, Üç günde yetmiş bin insan vefat etti. Hem sahih rivayetle, o zaman henüz var olmayan Basra ve Bağdat'ın kurulacağını, Bağdat'a dünya hazinelerinin geleceğini, Arapların Türklerle ve Hazar Denizi etrafındaki milletlerle savaşacağını, sonra onların çoklukla İslamiyet'e gireceklerini, Arapların içinde hakim olacaklarını haber vermiş, Emevilerin Yezid ve Velid gibi şerli reislerin bozgunculuğunu bildirmiş. Hem Yemame gibi bazı yerlerde dinden çıkma hadiselerinin meydana geleceğini bildirmiş. Hem meşhur Endek Savaşı'nda buyurmuş ki, Bundan sonra onlar bana değil, ben onlara hücum edeceğim haber verdiği gibi çıkmış. Yine sahih rivayetle vefatından bir iki ay önce şöyle buyurmuş. İnne Allah'a abdan abden beyne dünya ve beyne ma indehu fektare ma indellahi. Böylece ayrede yolculuğunu bildirmiş. Hem Zeyd İbni Suhan hakkında yesbiku udvun minhu ilal cenneti diyerek Zeyd'den önce bir uzvunun şehit edileceğini haber vermiş. Bir zaman sonra Nihavent Savaşı'nda Zeyd'in bir eli kesilmiş. Demek önce o el şehit olup manen cennete gitmiş. İşte gayba dair bahsettiğimiz bütün bu haberler resul Ekrem'in mucizelerinin 10 kısmından sadece biridir. Onun da 10 kısmından bir kısmını söylemedik. Şimdi bu kısımla beraber Kur'an'ın mucizeliğine dair 25. sözde gayet geniş yer tutan gayba dair haberlerin 4 çeşidini kısaca beyan etmiştik. İşte Kur'an'ın lisanıyla gayipten haber verilen o dört çeşit. Büyük gaybi haberi bununla beraber düşün. Ne kadar kesin, şüphesiz, parlak, kuvvetli bir peygamberlik delili olduğunu gör. Kalbi ve aklı tamamen bozulmamış insan Resul Ekrem'in Aleyhissalatu Vesselam her şeyi yaratan ve gayb alemini bilen bir Zat-ı Zülcelal'in elçisi olduğuna ve ondan haber aldığına elbette iman edecektir.